Suyunu çektire çektire pişirdiğimiz zaman hakikaten gerçek baklava gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şöyle. Baklava dilimi gibi diyebilirim. Hepinize merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz İzmir'deki bahçemize. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sorun yok. İnşallah sizlerde de yoktur. İyi kilerim. Sevgili YouTube ailem. Bugün İzmir'de hava çok güzel, güllük gülistanlık, dün yağmurluydu. Şöyle gerçekten sıcak çok, nar çiçekleri çok güzeller. Bizim burada küçücük nar ağacımız vardı, kocaman oldu maşallah bu sene. Bu Hicaz narı diyorlar, hafiften ekşi, nar ekşisi oluyor ya, nar ekşisi olan nar cinsinden. İnşallah üzerindeki çiçekler kadar da nar verir. Nar ekşisi yaparız. Eşle dostla da paylaşırız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kevser kızıma gideceğiz. Kevser kızım yeni iş yerine ziyarete gideceğiz. Hayırlı olsuna gideceğiz inşallah. Gitmeden önce de sizlere selam vereyim dedim. Şöyle nar çiçeklerinin altından, bahçeden, güzel bir günden. Hepinize de selamlar. Sesimin gittiği her yere sevgiler göndereyim dedim. Züleyha'nın çiçek dünyasından çiçek alacağım. Çiçekçiden de alacağız bir tane. Züleyha'dan da alacağım. Züleyha'nın çiçekler de çok güzel. Yabana atılacak gibi değil. Yani her çeşit çiçek olduğu için istediğimiz gönlümüze göre çiçek alabiliriz diyerek Züleyha'nın çiçek dünyasında görüşürüz. Züleyha'ya geldim. Züleyha da odun ateşinde kahvaltıya patates kızartıyor. O da seviyor benim gibi ateşte yemekler yapmayı, kızartmalar yapmayı. Kolay gelsin bakalım. Benim cinsi beğendin mi? Uzun olur o. Uzun uzun. Burada var ya seninkinde. Uzun uzun. Evet. Senin kısa vardı sende. O da lezzetli olur bak. O da mı lezzetli olur? O da lezzetli olur sendeki olan. Kısaları iyi bir ara. Şunun tutacına bak. Kirkit gibi sanki. Şöyle tutarsın. Maşallah tutacın da çok güzel. Patatesler kızaracak, çiçeğe bakacağız. Hava yağmurlu bugün. Buranın üzeri kapalı. Züleyha için güzel. Bak bu da güzel işte. Bu da güzel. Bak bak. Beşini diktim mi iki şöyle gün önce. Gözüm buna takıldı güzel. Ben bunu aldım galip. Bunu alıyorsun galip. Dağdaki evden geldik. Üzerimizi değiştirdik, giyindik. Şimdi kızımın ona doğru yola çıkıyoruz. Şöyle güzel bir çiçek aldık. Züleyha'dan alacaktım ben çiçek. Aldım. Birkaç tane daha alacağım. Salon çiçekleri alacağım. Saksıları aynı renk olacak. Saksı alacağım. Onu da daha sonra götürürüm. Şimdi kızımın masasına bu yakışır diye bunu aldık. Evet. Bunun adı ne Şahin? Orkide Hünkar Hanım. Orkide. Orkide ama çok çiçek açıyormuş ve bakması kolaymış ötekine göre. O yüzden bunu seçtik. Orkidelere bakımı zor diyorlar. Kız öyle dedi satan kız. Heh. Abi de onun bakımı zor dedi. Bunu al sen dedi. Ha, bu tam masa çiçeğiymiş. Bakımı da kolaymış. Adı bunun orkide mi? Orkide. Görüşürüz orada arkadaşlar inşallah kızımın iş yerinde. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Benim badem gözlü, kara gözlü yavrum, güzel kevserim, temiz yürekli kuzum benim. İnsancıl kızım. Ne diyeyim, mutluyum arkadaşlar. Kızlarımın yanında olunca da insan çocukların yanında daha mutlu oluyor. İnşallah onlarda görüşürüz. Ortam olursa çekeriz arkadaşlar. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hayırlı uğurlu olsun yeni iş yerin kızım. Sağ olasın anneciğim. Çalışkanlığınla ve başarılarınla bizi her zaman gururlandırdın. Her adımında başarıyı da peşinden sürükleyeceğine olan inancımız sonsuz. Yeni iş ortamında çok mutlu olmanı diliyoruz. Canım kızımız, annenle baban. Ya yerim sizin. Allah razı olsun. Çok güzel. Hiç bozmayacağım bunu ben. Hayırlı işler olsun. Yeni iş yeri hayırlı olsun inşallah. Allah tamamına erdirsin.
Allah mutlu mesut etsin diyoruz inşallah. Rabbim utandırmasın annem. Amin. İnşallah annem. Ha, güzelmiş. Çok güzel çiçek almışsınız. E tabii annem. O güzel mi senin yanında? Sen kendin çiçeksin. Yerin de havadar. Şöyle çok güzel. Evet anne. Yeşile bakıyor. Bak sen yeşili seviyorsun ya. Evet. Ağaç da karşında. Şimdi daha yeşil rende. Şimdi yaz yaşıyor burada. Evet. Hep kızımıza şunu söyledik zaten küçükten beri. Dedik insanlarla iyi iletişim kur. İnsanlara dedik çok okuman önemli değil. Önemli olan insanlara dedik güzel davranman. Hakikaten de onu tuttu. Bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Bizim tek istediğimiz insanlara hizmet etmek, iyi hizmet etmekti. Çok şükür onu da başardı yani. Kevser kızımı ziyaret ettikten sonra tekrardan bahçeye geldik. Şahin beni bıraktı. Onun işleri var. O döndü. Merkeze gitti. Çankaya'ya gidecek. Ben de bahçede işleneceğim. Neler yapacağım? Soğan. Kışlık baş soğandı. Yedik, yedik, yiyemedik. Gari böyle yeşerdi. Yeşerdikten sonra da İzmir'in sıcakları başladı. Tekrar kösülmüşler yani solmuşlar. Toprağa bunları dikeceğim. Şimdi yeşil soğan olup yiyemezsek güz yağmurlarıyla tekrar yeşerir ve yeşil soğan olarak tüketiriz, yeriz arkadaşlar. Köye gitmeden dedim bu işleri halledeyim. Akşam sabah köye gideceğim ben. Köydeki bahçe ne oldu bilmiyorum ama gideceğim. Köye gitmeden dedim soğanlar dikeyim, acil işleri. Bu da acil olanlardandır. Neden acildir? Çünkü bunlar bir ay sonra olmaz, kurur, çöp. O yüzden toprağa dikersem içim rahat gideceğim. Ondan sonra da ne yapacağım? Soğanı diktikten sonra bal kabağı kesmiştik ya. İzmir'de soğan bal kabağımı kesmiştim. Biraz komşulara dağıttım. Kabak böreği, kabak baklavası yapacağım. Onu da köye gitmeden israf olmasın diye değerlendireceğim. Çoluk çocuk yapamaz. Yapıverirsem yerler. Ben anneyim tabii ki de onları düşüneceğim ve onlara yemekler hazırlayacağım. Bunun bilincindeyim çok şükür. İnşallah bizim yapamadığımız zaman da onlar bize hazırlayacaklar. İnşallah diyorum Allah ne verirse her şeyin hayırlısını versin. Hakkımızda paranın, malın, mülkün, evladın, torunun, her şeyin. Hatta hayvanların bile hani bize inek nasip ediyor, keçi, kuzu, kedi nasip ediyor Rabbim. Her şeyin hayırlısını kısmet etsin hepimize diyorum ve soğan dikmeye başlayalım gali. Yeri hazırlayacağız. Nasıl hazırlayacağız? Kaba atacağız. Çapalayacağız. Yeri hazırladık. Toprağın üstüne şöyle kök kısmını dokunduruyoruz. Sadece dokunduruyoruz. Ben her sene böyle yaparım. Kalan soğanlarım kövde olsun, burada olsun. Toprağa dokundurur, bırakır giderim. O tutunur, yeşil soğan olur. Soğanları da diktim, sıra geldi kabak baklavasına. Gönül dostlarım, bal kabağını kestik. Şöyle ince ince kağıt gibi dilimledik. Bakın çok ince olacak. Şöyle. Bayağı bir ince dilimledik. Uzun uzun ay şeklinde kıvırık kıvırık. Ne yaptık? Tepsinin dibine yağ döktük. Yağı sürdük. Tepsinin dibi yağlı. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle ince ince kestiğimiz kabak dilimlerini yerleştiriyoruz. Kabak baklavası diğer adı kabak böreği. Hava teyze buna kabak böreği diyor. Biz kabak baklavası dedik. Baklavaya daha çok benzettik. Dilimleri şöyle ay şeklinde tepsiye döşerken bağlattıracağız. Birbirinin üstüne geçmeli olacak. Şöyle geçecek. Görülüyor değil mi arkadaşlar? İnşallah görülüyordur. Anlaşılır olur. Daha önce çok kez kabak baklavası kabak böreği dediğimiz böyle güzel bir yemek diyeyim ben tatlı türünden yaptım. YouTube'a ailemize yeni katılan arkadaşlar Ülker abla kabak baklavası kabak böreğinin tarifini verir misin demişler. İstek üzerine tarif veriyorum. Şöyle nasıl döşediğimi yakından göstereyim. Üzerine geçecek şekilde kilitli kilitli döşüyoruz.
böyle böyle ortasına bunu koyuyoruz. Gene kenardan başlıyoruz. Şöyle geçmeli oluyor. Bak şöyle üzerine geçiriyoruz. Aralarda boşluk kalmayacak. Boşlukları dolduracağım. Döşedik. Bir bardak şeker, toz şeker. Bir bardak şekeri üzerine serpiştirdik. Ceviz ve iri çekilmiş ceviz. Cevizi serpiştirdik. Tekirağdan kenardan şöyle kilitleye kilitleye kabak dilimlerini döşeyeceğiz. Kilitli bir şekilde kabak dilimleriyle döşedik ve şimdi bağlamasını yapacağız. Son rötuşunu nasıl yapacağız? Bu sefer boylu boyunca kabak dilimlerini uzatacağım. İnce dilimlenmiş kabak dilimlerini şöyle birbirine bağlayacağım, kilitleyeceğim. Şöyle şöyle rastgele olabilir. Sıkıntı yok. Üzerine bağlamasını da yaptık. Şöyle orta yerini de bağlayalım. Evet, orta yerinde bağladık. Süper oldu. Bir bardak ekmiştik ortasına şeker. İkinci bardak. Toplamda 3 bardak şeker kullandık. Tepsi kuzine sobanın fırınının tepsisi. Fırına verdik. Aslında bu 1-2 saat beklerse üzerindeki şeker eriyecekti. Şeker erimediğine göre fırına verdim. Üzerini tepsiyi kapatacağım. Üzerini tepsiyle kapatacağız. Kış olsaydı kuzine sobanın fırınında pişirecektik. Çünkü kuzine sobanın tepsisi, tepsimiz. Lakin yaz olduğu için, yakmadığımız için ceyranlı fırında pişiriyoruz. Kabak baklavamız güzelce pişti. Üzerinin kızarmasını beklemeden fırından çıkardım. Neden çıkardım? Üzerine ceviz kıynakları yerleştireceğim. Bastırarak tamamdır. Tekrardan fırına vereceğiz. Bakalım kabak baklavamı ne alemde. Hadi bismillah. Evet. Cevizleri hafiften kızarı gibi oldu. Fırının bir tarafı kızartıyor, bir tarafı kızartmıyor sanki gibi. Neyse, az kalsın yana yazmış. Lakin yanmadı çok şükür. Şu tarafı yanmadı. Şu tarafı biraz gerermiş de. Gerermiş de güzel oluyor. Gerermiş de çok güzel olur cevizler. Kabak baklavası diyebilirsiniz. Harika bir şey oluyor. Görüntü mükemmel. Kabak baklavamız birazcık ılıdı. Kesip göstermek istedim. Bakalım nasıl olmuş. Lokum gibi pişti kabak baklavamız. Ortasında bol ceviz. Suyunu çektire çektire pişirdiğimiz zaman hakikaten gerçek baklava gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şöyle. Gönül dostlarım, köye gitmeden önce İzmir'deki bahçenin mini minnacık turunu yapalım. Bahçede neler değişmiş, ben neleri bırakıp gidiyorum. Ne halde gidiyorum yani köye. İzmir'deki bahçe hemen hemen geneli temiz. Peltereler erdi, tohuma kaçtı. Şöyle bunların tohumunu alacağım da birkaç gün beklemesi lazım. 3-4 gün daha beklerse daha çok erecek, çıtır çıtır olacak. Tohumu alınacak. Ben yetişip alamam, gayri köve gidiyorum. Şahin bunları, tohumları alır inşallah Allah'ın izniyle. Ağaçların diplerinde sonradan şöyle palatırlar çıkmış. Bunları da kesecektim, yetişemedim. Bunları da Şahin kesecek. Buradan da kendisine kolaylıklar diliyorum ve Şahin ağaçların dibindeki palatırları keser misin diye rica ediyorum. Çünkü bu ağacın kuvvetini, gücünü alır yemiş ağacı.
7 verene aşılamıştık burada aşı. Şöyle şuradan. Bakın 7 veren. Yok töbe, bağdacı, kurutmalık incir. İncirler ne alemde. Bak uzun boğazlı. Şöyle incir. Döktü. İncirler yeni yeni artık doğuyor diyebilirim. Döktü değil, doğuyorlar. Bağdacı incir, kurutmalık, onlar uzun boğazlı oluyor. Gelincikler soldu, sarımsaklar erdi, baş çevirdi sarımsaklar gayrı. Bunlar da 5-6 gün sonra kazılması lazım. Kazılmazsa toprakta şey oluyor, kuruyor ve çabucak işleri boşalıyor. Kazılması lazım. Demir tavında yapışır derler ya, demir tavında yapışacak ve sarımsaklar zamanında kazılacak. Pırasalar, geçen sene köyden getirdik, yiyemedik, tohuma kaçtı. Şöyle bunlar açacak çiçek gibi ve seneye uyutacağız bunları. Pırasa fidanı olacak. Dikeceğiz, kışında yiyeceğiz. Yani pırasa tohumu olacak ya. Onu demeye çalışıyorum. Yeşil soğan olsun diye diktiğimiz soğanları yiyemedik. Soğanlar çiçek açtı. Bunlar da soğan tohumu olacak. Yine kışa baş soğan dikmiştik. Baş soğanlar da böyle çapaladık, suladık vesaire. Büyüdüler. Bunlar kazılma zamanı gelmedi. Bir hafta sonra tepiklenecek. Yatıracağız bunları yere. Nohutları çocuklar yedi. Yemedikleri kaldı. Kışlık baş soğanları yeşil soğan olsun diye Şahin Güz'den dikmişti. Yiyemedik. Yiyemeyince onlar da tohuma kaçtı. Böyle soğan tohumu olarak kullanacağız. Burada da aynı şekilde kabak dikmiştim. Buraya kabaklar seyrelecek. Boğazı dolacak. Bunları gitmeden dolduracağım. Nasıl seyrelteceğim? Şu iki tanesini yoldum. Bir, iki, üç tanesi kalabilir. Şuradaki kalabilir. Bunu da alalım. Boğazlarını dolduracağız. Şayet dolduramazsam Şahin dolduracak ve şöyle buraya çukur açacak. Yani çanak yapacak sulanması için. Gidelim. Nohutları söyledik zaten. Çocuklar yedi. Yemedikleri kaldı. Kalanı da yemelerini rica ediyorum. Buradan çocuklarıma da sesleniyorum. Nohutları sizin için ekmiştim. Nohutları lütfen yiyin, ziyan etmeyin diyormuşum. Gerçi nohut ziyan olmaz. Kurusu da pişer, pişirilir, leblebi olur. Herhangi bir şey olur yani, ziyan olmaz. Ondan sonra nar çiçeğini çekeceğim de güneşe karşı, neyse aşağıdaki narı çekeyim. Bura kovaya biber fidanı uyutmuştuk. Bunlar da tam büyüdü, güzel oldu. Bunlar da götüreceğim köydeki yarım kalan biber karığına aşılayacağım. Alt bahçeye geçelim. Azize Hanım'ın Almanya'dan bize gönderdiği tohumlardan şöyle koyu kırmızısı açmıştı. Şimdi de beyazı açıyor. Beyaz çiçek açıyor. Burada da sanırım sarı mı? Ha, ebrulusu var. Ha. Burada da ebrulusu var. Köye diktiklerimizi don aldı. Güllerin gülbenizi soldu. Onlar soldu. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Mini minnacık bahçe turu dedik ya. Mini minnacık bahçe turu yapıyoruz. Elmalarımız İzmir'deki bahçede şöyle. Aha, elma var, yok zannediyordum. Elma başında var. Buna ilaç atsaydık, kurt ilacı olurdu da şimdiden kurtlanmış bile. Atmadık, atmıyoruz zaten. Neyse, kurtlanırsa biz de sirke yaparız. Doğal sirke yaparız. Şöyle elmalar İzmir'deki bahçede. Ay yine Allah'ım ya Rabbim, hatmi gül dolması yapamadım da yetişip de yahu. Hatmi gül çiçeği dolması. Çok güzel olurdu bu. Çok güzel bir şey. Ha, şunun rengi de çok güzel. Köye de dikeceğim hatmi gül. Güzel oluyor. Böyle burada da var pembesi. Oo, boyları 5-10 metreye ulaşıyor bunların. Hatmi gül çiçeğine bakın. Armut ağacından yükseğe çıkmış. Şöyle pembe ve koyu pembesi. Nar. Nar çiçekleri. İnşallah Rabbim sulu sulu narlar verir. Yemeği de bize kısmet eder. Şöyle nar çiçeklerini ben çok sevdiğimi söylemiştim. Sizin için de tekrardan görüntü alıyorum. Gene buradaki incirin dibinde palatırlar. Kesilmesi lazım. Kesilmezse şuradaki aşının gücünü alır. Çok güzel bir aşı bu, bağdacık. İnciri var mı bilmiyorum. Bakamadım. Ha, doğmamış, yok. Şöyle gideyim.
Kelebekler uçuşuyor da limonumuz da yok. Limon yine tutmadı. Çiçeği vardı, tutmadı. Nedenini bilmiyorum ya. Nedenini bilmiyorum. Bir tane takipçimiz demiş ya, meyve vermeyen ağaçların dibinde özlem tepinsin. Benim gibi üretken ol, benim gibi üretken ol desin, tepinsin. O ağaç meyve verir demiş. Onu yapmadık biz de. Yapsak mı bari? Kolay bir şey yaparız da. İnşallah limon da döker. Özlem yapar. İşte incirler doğuyor. Yine bu incirin dibi de böyle palatır. Kesilecek. Kayısı da yok. Badem de yoktu zaten, yok. Bizim 7 veren siyah dudu sorarsanız azdı. Yaprakları çok kuvvetli, dut vermedi. Şuna bak, şunun yapraklarına. O da bir alem oldu. Hemen şöyle geleyim. Domatesler çiçekte. Hava abla soruyordu, sizin domatesler döktü mü diye. Domatesler çiçekte ama ben domatesini göremiyorum. Görmedim. Var mı yok mu? Burada da kurumaya başlamış bu. Bir şey kesmiş bunu. Mertdelen kesmiş sanırım. Kan yaşlarını gazıyorum, yine çıkıyor. Tekrardan gazmak, bunları kazmak, temizlemek Şahin'in işi artık. O ilgilenecek. Çünkü ben köye gideceğim. Domateslerde çiçek var da domatesi ben göremiyorum. Yakup bana anne domates dökmüş demişti. Ben niye göremiyorum? Göremedim de. Neyse, Yakup görmüş ise doğrudur. Çünkü ben görememiş olabilirim. Biberler. Geçen gün çapaladım semizotları. Semizotlarını Kevser'e topla dediydim. Toplamamış. Neyse. Gelir bir daha toplar. Semizotları, biberler. İzmir'deki biberler böyle. İnşallah güzel güzel biber olur da Rabbim yemeği de kısmet eder bizlere. Domateslerimiz de böyle. Şurada bir tane kara sirkem var. Yolmadım, tohuma kaçsın. Hakikaten domates göremiyorsun ama Yakup burada gördü. Neyse, sorarım Yakup'a. Dutlar gayrı. Sonuna geliyoruz. Bitti, bitecek, tükendi yani. Yerlere döküldü, yedik. Çok israf olmadı bu sene. Eş dost yedi. Bal kabakları şuralarda kendiliğinden bitti. Bazen de ben tohumu gömmüştüm çekirde. Bal kabakları bitti. Aşkabağı orada. Aşkabağında, aşkabağı yok şu anda. İkisini özleme mücver yaptık. İkisini de Kevser'e al dedik. O da onları koparmış yavrucuğum. Böyle bu zeytin ağacı bizim herhalde kurulacak. Değişik. Neyse, hayırlısı. Üzümler ne alemde. Hemen onlara bakalım. Bağlar da çok bu sene hasta gibi. Sarı sarı, tuhaf. Hicaz narı, ekşi narımız. Hemen üzümlere ne alemde bakalım. Üzümler şöyle seçti. Bir hafta sonra küllenecek. Bir hafta sonra küllememiz lazım. Ah benim ocak başım. Bensiz kalıyor ama çocuklarım var, onlar pişirir. Çakmam bile burada kalmış. Bu da karadut. Anadolu'da şifalı kızıl karadut. O da ermeye başlamış da ufak ufak. Nedense ve yaprakları dudun hasta gibi, değişik. Bu mevsimde erimemesi lazımdı, kızarmış. Şöyle eriyor. Bu kısa saplı, şifalı, hakiki ağız afları, ağız yaraları için karadut bu mevsimde erimemesi lazım. Ağustos gibi erecekti. Bu erken eren karadut. Aşağıdaki bizim yedi veren de o, hani azmış olup da dökmeyen.
Bu da böyle tam Haziran ayının içerisinde erip karadut. Bunu da yiyorduk. Güzel oluyordu. Ermet'te bu geç kaldı aslında. Bu erken erdi. Yani mevsim değişti sanırım. Tuhaf oldu her şey. Değişik oldu. Uzun saplı karadudumuz. Baya var da ufak. Asma ne oldu? Asma ne oldu? Asmanın şu kolu filizlenmedi gayrı. Kurudu şurada. Ya ya ya. Şuraya kadar kuru. İşte nedenini bilemiyoruz. Şu tarafı da kuru. Durum bu. Durum bu sevgili arkadaşlar. Bahçe çok iç açıcı değil. Şuradan çekeyim. Kokulu üzüm. Ordu'dan geldi. Bu Pakize kankim verdi. Ordulu Pakize kankim. Bunu Sera da bizim için yetiştirdi, köklendirdi. Üzümler de bayağı seçti İzmir'de. Seçti. Durum bu işte. Küllenecek üzümlere kül atılacak bağlara. Sizlerle vedalaşayım arkadaşlar. İşte bak benim ocak başının hemen yanında Acem halısı diyorlarmış. Biz buna kedi tırnağı deriz. Halı çiçeği benim de böyle yeni yeni açıyor. Yeni diktim. Çoğalacak inşallah. Şöyle şu taştan setin üzerini kaplayacaklar. Bahçenin genel durumu bu sevgili arkadaşlar. Naneler o tarafta, daha önce çok gösterdim. Bir şey daha oldu bu sene. Armut geçen sene de bu sene de armutlarda yok. Bir tane bile yok. Bir tane bile yok. Yaprakları çok güzel. Gönül dostlarım, İzmir'deki bahçemizi sizlerle şöyle kısa mini bir bahçe turu yaptık. Gezdik, dolaştık. Ben yarın köve gidiyorum arkadaşlar. İnşallah köydeki bahçemizde görüşürüz. Gönül dostlarım, iyi kilerim diyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoma beğeni atmayı unutmayın. Beğeni attıktan sonra abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun kendinize. Çok çok iyi bakın arkadaşlar. Gidip köye hemen bir 10 gün kadar kalacağım. İnşallah Allah'tan izin çıkarsa, ömrümüz olursa oraları halledeceğim, geriye döneceğim. Şimdi gittiğim zaman köydeki bahçeyi çekeceğim. Oranın halini düşünemiyorum. Otlar, işler köyde beni bekliyor. Görüşürüz köy vlogularında. Gönül dostlarım, sevgili değerli YouTube ailem. Neşeli gelin Elif'in düğünü için kaldım ben. Gittim geldim köye. Onun düğününü yapalım, çekimini yapalım dedim çünkü diyordu hep Mehmet Ali evlenirse Ülker abla size çektireceğim, sana çektireceğim. Tabii ki de bize güvenen insanları yarı yolda bırakmamak için onun çekimini de yaptık gayrı. Ver elini ben köye. Köyde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam mı?